Gerekler gidecek, biz kalacağız. Ülkedeki antidemokratik uygulamalar ve hukuksuzluk bugünkü yaşanan ekonomik krizin en büyük sebebidir. Yaşanan hukuksuz süreçler ülkeye olan güveni yok etmiş ve krizin derinleşmesine, halkın fakirleşmesine sebep olmuştur. Bununla da yetmeyen iktidar antidemokratik yaklaşımının devamı olarak işinden ettiği birçok emekçiyi ve ailelerine bu ülkenin vatandaşı değilmiş gibi davranarak birçok sosyal haktan mahrum bırakılmış, birçoğunu da cezaevlerine atarak özgürlüklerini bile ellerinden alınmıştır. Neden işsiz kaldıkları dahi söylemeden, savunmaları alınmadan, yargılanmadan, sorgulanmadan insanları işinden aşından etmenin sonucu bazen amansız bir hastalık, bazen de intiharlara gelen bir acı ölüm olmuştur. Onlarca insan bu zulümden sonra yaşamını yitirmiş, öldükten sonra iade kararları verilmiştir. Bunlar da yetmemiş gibi 375 sayılı KHK'ye eklenen geçinci 35. madde eliyle ihraç kararları verip emekçileri ekmek ile terbiye edebileceklerin yanılgısına düşmüşlerdir. Tek adam rejimi halkı açlığa, yoksulluğa, hukuksuzluğa mahkum ederken tek adam rejiminin antidemokratik uygulamalarından biri olan o halk komisyonu keyfi kararlar vermiş, hukuki cinayetler işlemiştir. O halk komisyonu keyfi kararları şimdi de yargı eliyle devam etmekte. AKP-MHP iktidarının yargıya baskısı, KHK hukuksuzluğunun devam etmesi neden olmaktadır. İlk günden beri KESK olarak hem fiili meşhur mücadelemizle hem de hukuki mücadelemizle ihraçların antidemokratik ve hukuksuz olduğunu haykırıyoruz. Haklarında memuriyeti engelleyen herhangi bir kesinleşmiş yargı kararı bulunmayan, hukuken suç olmayan gerekçelerle ihraç edilen tüm arkadaşlarımızın dosyaları herhangi bir ceza verilmeden sonuçlandırılmalı ve bugüne kadar ihraç edilen tüm arkadaşlarımızın bütün haklarıyla birlikte derhal görevlerine iade edilmelidir. İhraç olan kamu emekçilerinin en sonucu görevine dönene kadar mücadelemize devam edeceğiz.